Çağrı. Yine bir yayla gezisindeyiz. Güzel güzel bir kardeşimle beraber. Şu an Pazar kesimlerinden Nicat abimizin konağındayız. Yörük kültürünü en iyi şekilde yaşatıyorlar. Ben Veli Avcı, boyuncalabir.com. Şimdi yörük çadırını göstereceğim size. Esas yörük çadırı. Artık günümüzde pek kalmadı. Ama Sarıgeçili yörükleri bunlar yaşatıyor. Tabi teknolojide ayak uyduruyorlar. Şu anda çanak anten var. Önde Necat abimiz burada. Yanında Mustafa Cihan kardeşim şoförümüz. Necat abi kendini bir tanıt bakalım. Nerelisin? Hangi yörüklerdesin? Bunu şimdi internet atacağım ben. Abi ben Sarıgeçili yörüklerinden işte biz bildiğin Anadolu'dan göçüp gelen bura Antalya'dan olan bura gelmişiz. Kaç sene oldu ben burada doğdum, burada büyüdüm işte. Ben seni biliyorum, tanıyorum. Senin kardeşlerin de var. Kardeşlerim de falan işte. Kalıyorlar. Buralarda yani, ömrümüz buralarda geçirdi bu yörük. Evet. Bir günlük hayatınız böyle sabah kalkıp akşama kadar ki geçirdiğiniz zamanı anlatabilir misiniz? Bir 5 dakika şöyle bir anlatın. Sabah mesela kaç dakika kalkıyorsun, ne yapıyorsun? Bir anlat da şöyle yörük kültürünü en iyi şekilde. Sabah 5 dakika kalkarım ben abi. Evet abi. 5 dakika kalkarım işte. Şimdi Ramazan günü neyse ya. Neyse olmadı bu misal. Yani normal bir günü. Normal gün olarak anlatsın normal ya. Normal gün işte sabah kahvaltımı yaparım. Davarımı salarım dağlarda. Müdür gelir. Ondan sonra gelir ve davarı sağarım. İşime bucuma bakarım yani işte. Başka yapacak bir şey yok. Yörük hayatı. Yörükçülük hayatı. Evet. Yaylada hayat böyle geçiyor diyorsun. Yaylada hayat böyle geçiyor. Atatürk demiş yaylada bir yörük çadırında bir duman tutuyorsa o vatan bizimdir demiş. Evet. Yani. Evet. Necat abim. Görüyorsunuz. Kara çadır. Şimdi teknolojiye ayak uyduruyorlar artık. Yaylalarda elektrik olmadığı için. Elektrik enerjisi. Güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviriyorlar. Şimdi yörük çadırında şöyle bir içine bir bakacağız. Bazıları belki bazı insanlar daha doğrusu çoğu insan diyeyim artık toparlayamadım cümleyi. Belki görmemiştir. Çoğumuz internette rahat görebiliyoruz ama gerçekte göremiyoruz. Bu bir yörük çadırı. Aslında yörük çadırı böyle. İşte yörük çadırı. Burada bizim Necat abinin oğlu. Evet. Yörük çadırının içi. Görüyorsunuz. Ne güzel. Kimileri Karayip Adaları'na gider. Kimileri Avrupa'ya gider. Kimileri Eyfel Kulesi'ne gider. Pizza Kulesi'ne tatile gider. Benim için de şahsen en güzel tatil yayladır. Çocukluğumuz yaylada geçtiği için yayla bir özlem. Ve çok seviyorum. O yüzden her zaman geldiğimde video alıyorum. Evet. Önemli bir... Evet bu da bir yörük libriği. Buradan gösterelim. Karşıda Mekkeçileri var. Etrafını çevirmişler. Burası yayla. Az sonra yukarı Boyuncalı yaylamıza gideceğiz. Oğru. Aşağı salan Şahbaz Kuyusu. Çekimleri devam edeceğiz ve yayınlayacağız. Ben Veli Avcı. Boyuncalıhaber.com. Şimdilik bu videomuzdan bütün Boyuncalı hemşehrilerimize ve bütün yörük hemşehrilerimize sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Var mı Necat abi senin kendi akranlarına, hemşehrilerine söyleyeceğin bir şey bu video vasıtasıyla? Abi sevgiler saygılar diyeyim. Başka ne söyleyeyim? Hepsine selamlar olsun. Biz de selam söylüyoruz. Saygıyla kalın. Bizi takip etmeye devam edin. Teşekkür ettim abi.